Hepinize merhabalar gençler. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir kadro kurma videosu ve yan çar top açılışı. Ücretsiz top açılışlarımızı yapacağız arkadaşlar şimdi. Hem potbimizi açacağız hem de şu Bayern Mesut United paketindeki ücretsizimizi açacağız arkadaşlar. Ve online klasmanda oynayacağımız bu haftaki AB form kadrosunu kuracağız gençler. Ama öncelikle top açılışıyla başlayalım. AB form kadrosu parmaktan sonra gelecek gençler. Hayır. Parmaktan sonra gelmeyecek. <laughs> top açılışından sonra gelecek. Şimdi... Evet, kontrollerimizi yapalım, boşu boşuna kayda girmiş olmayalım, çene yapmayayım. Ha, tamam, çok güzel. Evet. Şimdi gençler, o paketten istediğim bir isim var. Ee, hatta iki isim var. Yine hemen şöyle bir bakayım pakete, şu paket. Gençler, buradan, şimdi ona ana, Lewandowski, Davis ve Antoine Griezmann değil tabii ki, Anthony geldi arkadaşlar. Bir de Tel geldi, Süperdek Tel. Ama bizim istediğimiz kim var bu da, Alejandro Balde iyi performans sergiliyor. Rakip de karşıma geldi. Fena değil. Gelse üzülmem ama asıl buradaki mevzu bahisimiz. Aaron Van Bissaka ve Musiala. Bu ikisine birisini getirmek zorundayım. Ferran Torres'im var. gelim var. Şimdi bunları e, kadroya alacağım şeye. Adını sen getir. Lewandowski gerçi çıktı. Onu bir daha vermez de. Şu iki çarı hemen e, ilk 11'imizi alalım arkadaşlar ki bir daha vermesin. Tamam mı? Hemen şöyle geliyoruz. Şu anda hemen şöyle bir dakika Ulan oyunun sesi çıkıyor mu lan? Ulan oyunun sesi çıkması lazım gençler. Hop açılırken beni duymanız lazım. Bak. Şu anda duymuş olmanız lazım. Duyuyor olmanız lazım. Neyse. Hadi bakalım şimdi başvuruz arkadaşlar. İnşallah sesi bozmamışımdır diye düşünüyorum gençler. <laughs> ee, hemen gelelim kadromuza. Hemen şöyle. Bu arada Daniel Carvajal'in sözleşmesi bitti onu sildim gençler. O yüzden geçici olarak kanserleri koydum. Bu kadroyla oynamıştık hatırlıyorsanız şeyde e, online klasmanda 10 e, on tane de maç yaptım birinci klasmanda hiç yenilmedim. 2 beraberlik 8 galibiyetle çıktık arkadaşlar. Şimdi buraya bir tane yan çar ya atıyoruz. E, hurafemizi yapmadan açma. Musiala'ya yapacağız hurafemizi. Thomas Parry ve Joaquin Kirkic. Benim yan çarım Joaquin Kirkic gençler. Joaquin Kirkic olmazsa bu iş olmaz. Cancelo'nun yerine yok Cancelo dursun. Dursun Cancelo onu almayacağım. Yedeklerden benim OOS'em var mı? Safkan OOS. Safkan OOS. Yok. Evet. Şimdi gelelim. Açalım mı böyle? Ha şey alacağız oğlum. Niye söylemiyorsunuz? Abi ters alacağım falan deseniz oğlum. Bana açtıracağını sonra ters gelecek. Ben sinir olacağım. Aa bak burada herif. Ferran de var. Ver abi. Ver ver onu da ver. Nerede o? Aha bak. Gerek yok abi. Var yani. Var. C form. -C form gel. Lan niye çıktın? Dur gir bir daha gir. Dur. Ha. Şimdi. Musiala için hurafemizi yaptık. Her şey hazır mı? Bakalım her şey hazır mı? Hazır. Ben de hazırım. Çok güzel. Evet. Geliyor gençler. Lan. İçimde bir ses Casemiro'yu dayayacak diyor ama dur bakalım hadi Öz önce ses diyoruz. Hiçbir başka bir huraf yapmayacağım. Gireceğim arkadaşlar. Sordum soruyu. Bilmem ne yaptım. Boru diyoruz ve Joaquin 43'e güveniyoruz gençler. Hadi bakalım kim geliyor. Van bir sakada da olur. Müller verme. Vallahi Müller hissettim verme. Verme sakın. Anam benim Müller'im de vardı oğlum. Niye almadım kadroya? İyi lan. Kötünün iyisi geldi. Vallahi. Yani en azından var Levan şey böyle Ferran Torres Terşigen gelecek diye böyle bir kendimi sıktım. Neyse tamam. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Tamam Alejandro Balde. Rakip de bize baya şey çıkartmıştı. Sorun çıkartmıştı. Tamam. Tamam abi. Ne yapalım? Yani Musial istiyorduk ama yapacak bir şey yok. Alejandro Balde geldi. Hücumcu bir bek. Sonra bakarız gençler. Makas Çam çift vuruş. Dış presteci. Pas özellikleri yok. Gençler buna pas vereceğiz mecbur. Bir bakarız ya. Zaten C form gelmiş bu hafta. B form gelse fullerdik. Yapacak bir şey yok. Şimdi. Gelelim şuradan istediğimize. Buradan da Kolo Muani istiyoruz geçer. Kolo Muani bende var ama geriye gelen Furet kartı var. Buradaki fırsatçı golcü kartı. Hem Kolo Muani hem de Alvaro de Morata için açacağız. Yani SF bölgesinde yapacağız. İki hurafemizi beler. Bakalım tutacak mı? Hemen geliyoruz. Şöyle hurafe kadromuza. Gel lan. Takımım diyoruz. Takım demiyoruz. Niye takımım dedik ki? Bir daha takım dedik. Evet. Elim yanlış. Refleks. Oyun planı diyoruz gençler. Ruhakan 43 Allah senin cezanı vermesin. Al oraya bir Enkunku al. Geçici Enkunku alalım oraya. Şimdi SF bölgesine bir yan çar ver bana. Mbappe de bu hafta AB gelmemiş. Belki 7 Mbappe Mbappe'siz şey olur mu? Olur. C'leri yedek. C formları yedek yaparız. Ya yani değişmez form. Aslında değişmez formları yedeğe koyabiliriz. Böyle şey olanları. İyi oyuncuları. Ne yapıyorum oğlum? Bu ne lan? SF alacağız ha. SF alacağız lan. Kafa gitti benim. Roberto Serna İşte bu. Roberto Serna Ben getiririm diyor. Roberto Serna Joaquin 40 için yapamadığını ben yaparım diyor. Ve sordum soruyu. Bilmem ne yaptım boruyu diyoruz ve açıyoruz gençler ve oradan bize Mitoma'yı dayıyor arkadaşlar. <laughs> Bakalım kim geliyor. Hadi lan. İşime yarar birisini ver. Bende olmayan birisini ver bari. En kötü ihtimal. Uberit. Yapacak bir şey yok abi. Yapacak bir şey yok yani. Görüşürüz gençler. Bulka geldi. Bulka'yı da siliyoruz arkadaşlar. İki tane toptan da bir Nanite alamadık. Bari şuradan... Bu kim lan? Bari şuradan Dinemenemo'yu ver de bir şey olsun ya. Etkinlikle Dinemenemo'nu oynatırız. 91 seviyeymiş. <laughs> geliyor. Dinamino mu geliyor? Hemen hızlı geçiyorum. Yok 5 numara. Ki ne verdi? Defans. Yok orta saha bağıran kim lan? Molina. Bak orta saha dedik ya dost. Ön libero. Tamam. Oğlum bak. Yüksek ovul istiyoruz bak. Huerta olur. Dimenemone ne olur? Ver dimenemonoyu ver işte ya. Ne beni uğraştırıyorsun oğlum ya. Hemen basıyorum. Defans ver. Bu hırsı çocuk kim? Nathan Silva 4 yıldız. Tamam zaten 5 yıldız verme oğlum. Bundan da verme 5 yıldız. Aa, tamam şimdi kaleciyi verecek. İyi de bak 3 yıldız. Bak kaleci 3 yıldız bak geliyor şimdi. Gerçi benim Meksika kaleci ligsizliği kalecim yoktu herhalde. <laughs> Nereden biliyorum ama kaleci vereceğini. Bir kere var ya böyle yani kötü top veriyorsa abi mesela 4 yıldız verdi ya mesela Potvi'den. Devam ediyor abi. 4 4 1 3 ya bunun geleceği belli de artık ezberledik oyunu anasını satayım. Yani. Neyse inşallah bu şansımı valla 870 koyayım var. Yani bilmiyorum ya. Şu Spanish League'e belki bir 500 500 abi 15 top açar mıyız onu da bilmiyorum. Yani David Villa gibi topçu yok gençler. Şut, bitiricilik 99 99. Yani tam benim istediğim şut kartı olmuş. Yani bilmiyorum belki açar. Ha Eto falan bu arada kötü değil ha yani yanlış anlamayın. Bence David Villa gibi bir kart yok şu anda oyunda. Bitiricilik konusunda, ofansif farkındalık, şut gücü gibi özellikleri birleştirdiğim anda öyle bir kart ben göremedim. Yani boostlarla falan beraber 99 falan oluyor ya bütün şeyleri. Şutu, mutu, bitiriciliği öyle bir şey var mı la şut gücü 99? O ne lan? Adriano da öyle değil oğlum. Adam da ofansif farkındalıklar ha bu arada. Villa'da. Böyle bir kart yok yani oyunda. Boost'u yediği anda değişiyor kart. Bilmiyorum bakacağız o döneme ama neyse şimdi ee, boruyu aldık gençler. <laughs> boruyu aldık ama yok ya balde kötü değil. Balde gene rakipte karşıma geldi fena değil. Değerlendiririz onu. Balde kötü değil. Şimdi Roberto Lacerna bildiğin tam şey ya. Şuna bak. Sırtlan. Tam bir sırtlansın lan Lacerna. Gel. Yürü git lan. Seninle uğraşamayacağım. Sırtlan. Ver oradan Mbappe ver tamam. Şimdi gençler bir AB forma göre bir e, ee, kadro dışı yedekleri bir AB form yapalım mı? Canlı güncelleme derecesi AB tamam. Bas tamam şimdi. Şöyle bir şey yapacağız. Bir kadromuza bakalım. Terşigen B gelmiş. Nesta zaten sabit duruyor. E, orada defans yapamıyor. Yani Kansel'e o yüzden istemiyorum arkadaşlar. Yedeklerimize bakalım. İnaki Williams yine Son min Van Dijk. Tabii ki Van Dijk. Gençler bu arada. Ee, onu hemen oyuna alalım. Abi Duda yine. Abi bu Duda 3 hafta. Oğlum bu adam nasıl bir şey la bu, bu sürekli BA geliyor oğlum herif ya. Duda sürekli BA geliyor abi. İyi de kötü de oynamıyor bu arada söyleyeyim yani. Duda. Enteresan iyi işime geldi. Şimdi bize ne lazım? GFS. Gerçi dur şuradan da bir son min alalım oraya. SF'yi şöyle ben bir düzelteyim gençler. Ee, Inaki Williams Gerçi ben Inaki Williams'ı şöyle de oynatıyordum bak Şunu da yapıyordum Böyle de işe yarıyor Inaki Williams mesela Bilemedim bakacağız sonra bakacağız ona Biz şimdilik şuraya koyalım ee, Sen de şuraya gel O ol Dur şeyi bozmayın ee, Klasman dizi şimdi bozmayın dur Klasman'ı böyle oynadık çünkü Heh tamam ee, Buraya SF lazım bize Şimdi Mbappé yedekleri alırım abi Çünkü Mbappé'yi de böyle fullledim. Hızlamayı çok verdim speed boost alması için arkadaşlar. 94 farkındalık. 90 top sürmez. 87'li bitiriciliğe ulaşıyor. Denge 87. Fena olmadı. Şimdi bunu yedeklere alacağız. Şimdi bir e, Lukaku gene B mi gelmiş? Allah Allah. Yan çara bak sen. Bu süper dedek arkadaşlar. Bunu süper edekten sokarız diye düşünüyorum. Şimdi. Lewandowski gene gelmiş. Evet. Bir, o bastonimiz de var. delitimiz var. Screen yarımız var. İlk ay gün doğgın. Alırız abi. Ee, alırız. Bir dakika şimdi. Aa, gençler şöyle yapacağız ya. Şu yedeklerdeki C yok o dursun. bu bir çıkartalım geri alırız. Mı? Bilemedim. a Marquinhos gelmiş. Marquinhos'u dos oynatacağım. Marquinhos'u dos oynatacağım abi. Derin çizgi verince işe yarıyor. Gençler öyle demeyin. Baksana adama. Yani. Dost oynar, derin çizgi verip stoperle de geliyor ya zaten stoper orijinli bir kart olduğu için derin çizgiyi güzel uyguluyor yani. Mesela Fabinho da öyle mesela. Dost kart ama o da stoper oynayabiliyor, onda da derin çizgi güzel oluyor. Mesela Toshamani'ye derin çizgi veriyorsun, o performansı vermiyor mesela. Ama böyle stoper orijinli veya işte Dost olup da stoper oynayabilen kartlar derin çizgiyi daha iyi uyguluyor tamam mı? O yüzden bunu lazım Şimdi Van Dijk mesela bence güzel bir tandem burada. Ee, şimdi Cancelo'nun yerine... He. Kral. Ne yapacağız kral? Kanser onun yerine. Ee, Zuna'nın dediği yere geldik. O Berardi A. Isak B. Bowen. Güzel. Ha Powered var. Tamam. Şimdi bende iki tane power var bu arada. Birisi stoper olarak fullledim. Fransa kartını savunmacı back orijinli fullledim ama ben şu kartına şans vereceğim. stoper olarak yükseltip kullanmak istediğim için. Ama bu değişkenli de olabilir. Yani back aslında back de hani bu şekilde back de oynayabilir bence. 80'li kız. Çünkü ben defansif veriyorum biliyorsunuz. Ben hücum back oynamıyorum zaten. Mesela bu kartı böyle şu kartla bir kıyaslayalım. Ee... Tabi bunun defansını yükselttik ya. Şunun stopere biraz yanaştırdık bunu. Ha şimdi bunun da hızı var işte. Ama ben abi defansif veriyorum ya. Ben defansif veriyorum. Bence sol taraftaki power abi. Yani ben zaten hücum hücumcu bekle benim işim yok abi. Tamam. Tamam bu power dursun. Tamam. Dimarko'muz zaten bence yeterli. Dimarko'yu da böyle fullledim. Göstereyim. 90 sayı, 93 90 denge. 82, 88, 88'de şey var. Pası da var. Hani İleride defans vermezsem çıkıyor orta keser falan hesabı. Güzel abi. Şimdi devam edelim mi? Ben şunu yapmak istiyorum. Şu C form bir C formları sonra alacağım ya. Bir dakika. Yo Mbappe sabit dursun. Bir şu şeyler alacağım ilk önce. Şunları bir toplasan abi yedeklere. Bir bakayım bir kim var, kim yok. Görmem lazım. Genel bir göreyim şeyi. Ee, olayımız nedir? Şimdi Casillas Dida oynadık klasmanda. Dida devam etsem mi? Casillas mı bu sefer şans versek? Her şey gene ama Kasilyas da güzel. bastonimiz yedeklerde dursun abi. Dursun abi. Çek abi. Çek 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 çek. Kolo, da abi Pure değil. Tabii ki kolo muayene arkadaşlar. Skriniar Bey'e gelmiş. Yani aslında defans kısmı bir al abi. Dur al abi. Al 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 al. al. Çözeriz dur. Kieza. Watkins. Bunda süperdeki yoktu değil mi lan? Hava üstünü var. 77 maç oynatmışım. 43 gol 16 asist. Fena da oynamamış yani yan çar. Hava üstünlüğü var abi herifte. Kafa kaçtı bunun 86. Ya işte gençler 85 lan fena değilmiş aslında. Lan şunu acaba şuraya mı atsak ya? Yok bunu bunu kafası var. Bunu buraya tam inaktif Williams burada dursun. Bak adam <laughs> Oğlum bu acaba nasıl oynayacağım Klasmanda bundan 3. klasmandan başlayacağım zaten. 1'deydik. 3'e düşürdü. Vallahi bilmiyorum bu nasıl performans göstereceğiz. Antoine. Antoine. Aa doldu kotamız lan. Cık. Aa Sopozlay, Isak. Şimdi Isak. Şimdi burada şimdi ana kadroyu yapacağız arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi AB'yi yaptık. Buradan Bowen Daha Berardi var. Daha anasının gözü var. Geriye gelen fark boşluk kollayan oyuncu. Farkındalık yüksek. Alçaktan pas pas yüksek tabi geriye gelen forvet. Bitiricik 88 güzel baya yüksek. Kafa var. Duran top falso. Zıplaması da var bunun. Çok ilginç. Artı 8 zıplama vermişler buna lan. Hız nasıldı hız? Aynı. Vallahi geriye gelen forvet kartı güzelmiş gençler. Antoine'ın. hasta atabiliyor. O zaman Biz hangisini aldık lan? Boşluk kol yanı seçmişiz oğlum. Dur lan. Dur oğlum dur dur dur. Ötekini seç. Ne yapıyorsun? Aa, Davis. Bir e denemek istiyorum. Bak Trippier de A gelmiş gençler. Acaba Power Tabi yedeklesek Trippier'le mi başlasak? İlk 11 kuracağım da bir dakika. Bu Antoine nerede ya? Heh Antoine'ı bir al. Şimdi gençler. Orta sağımız ee, Valverde. Defans çok fazla var. Şimdi Van Dijk Nesta bence iyi. Sağ bekle trip yer de deneyebiliriz. Bilemedim. Onu da yapabiliriz ama şu tandem güzel gibi duruyor şu anda. Yani şu Di Marco. Davis de var mesela. Bir Davis de atabiliriz oraya. Defansif oynatıyorum çünkü. Ama tabii şey bunun defansı daha iyi. Ama onun da boyu uzun işte. Fizikli bir şey. Sol bek. Bir getir bakayım abi. Nasıl fulledik biz bunu? Yani. 82 fiziksel temas. Doğru ben bunu biraz şeyini yükselttim. Defansını yükselttim. İkinci mücadele 83. Uzaklık 91. Ee, kaç boy? 1.85. Yani hız hızlanmadan dolayı Davis'i deneyelim be. Değişiklik olsun ha. İki haftada Dimarco'yu oynatıyoruz abi. Değişiklik olsun ya. Tamam. Ya abi, keyif işi bu. Tamam. Sıkıntı yok. Değişiklik olsun. Davis, Nesta, Van Powered. İkisine zaten defansif vererek oynatıyorum. Bence sıkıntı yaşamam diye düşünüyorum. Bakarız. Gündoğan. Bence. Mark da bence dosta iyi. Yani öyle düşünüyorum. Bu zaten mı Şimdi son min süper yedek bu son min. Bunun diğer kartını da aldık ama bu kartı illaki iyidir. İllaki iyidir. Verimli kanat, verimli kanat. E yani sonuçta pot bir abicim. Aynı. Tanklık daha fazlaymış bunun diğerinin. Hmm. Bence potvi Yani süper yedek. Evet eyvallah süper yedek. Ona katılıyorum ama gençler yani yine de oynar diye düşünüyorum. Şimdi Watkins A form. Bence Watkins oynar diye gibiime göre. Şu bölgede böyle bir ee, Inaki'nin pası yok ama bu Inaki'nin şey kartı var. Onu kullanalım. Bak şu diğer kartını gençler. Bu bölgede daha iyi performans az. Verimli kanat kartı var bende. Nerede o? Bu var diyor da A gelmiş ha. Abici ben Inaki'nin kartını gördüm. Baksana abi daha fullemediğimiz kartlardan A, B gelenler var. Vardy Mardi B'ye gelmiş. Lukaku. Ha o zaten aldık. Martinez B'ye gelmiş. Acaba bunu fullesem mi ya? Otaro Martinez. Bunun farkındalığı kaç oluyordu ki acaba fulleyince? Aa, ha şu kart işte. Inaki Williams. Boşluk kollayan oyuncu fırsatçı golcü. Top kontrolü 85. Top sürme 80. Daha iyi. Tutması daha iyi. Pas daha iyi. Geçecek 2 puan düşük. Hız hızlanması 3-5 düşük ama şut gücü zıplama, fiziksel temas ve danklık daha yüksek. Hmm. Bence bu ya. Gençler böyle kaç saat Kaç dakika dayanabiliriz şey klasman maceramıza? Heh. Aa verim alamazsam değiştiririm ya. Çok önemli değil ama ben böyle oynayacağım. Ben böyle oynayacağım abi. AB form işini bozmayacağım. Ee, Inakivimiz Oliver Watkins. Bunun hızı kaçtı? 92-92. Güzel. Fena değil. 94-87. 92-90. Tamam. Bence fena değil. Şimdi yedeklerden tel var. Mbappe'mizi zaten koyacağız oraya. Mbappe dursun. Kolomuani'miz var. SF bölgesinde. Tamam. Şimdi çok fazla SF almışız herhalde. Sane'yi bazen sağ açık yapıyorum arkadaşlar. İşime yarıyor. Çünkü rakibi kıramıyorum ortadan. Bir tane sağ açığa döndüğüm zaman Sane'yi kullanıyorum. O dursun orada. Roberts'ın yerine Dimar mu alsam acaba? Ya bunda defansı var ama. Hmm. Di ile kıyaslayabiliyoruz mu bunu? Ee, 90-80 daha hızlıymış lan Robertson. Oha, defansı da daha iyiymiş. Can çara bak sen. Allah Allah. Kral. O kral yedekte dursun o zaman. Tamam. Yedekte, yedekteki oyuncumuz o gençler. Ha bizim İsa'mız da var ilerideki forvet muhabbeti. Gençler ilk 11 forvetlerini nasıl değerlendiririm onu düşünüyorum ya. O çok kafama takılıyor. Şimdi İsak da güzel. Lotaro Martinez de bence fullenebilir. Bilmiyorum hiç kullanmadım o kartını da fullenmişim zaten. Sobozlay OSD iyi mesela. Çok güzel bir gol attı. İzlediniz mi bilmiyorum. Ne yapacağız? Berardi var daha. Berardi'ye bakar mısın? GF oynatıyorum aslında. Yani Berardi süper yedek değil değil mi? Değil abi. Bak şimdi şöyle bir şey yapacağız gençler. Şimdi Robertson duracak. Aa Kieza da GF. Bastoni. Screen mı Bastoni mi? 78-70. Ayboğan gibi bir şey oluyor. Zedamas 92. 78-72 oluyor bu da. Bastoni. Orta sahada bizim bir tane forvet elememiz lazım. Yani çok fazla forvetimiz var. Lukaku güçlü forvet. Yani ya Leva olmalı ya da Lukaku olmalı abi. Yani buradan bir iki bir tane uzun boylu forvet olayını elememiz lazım. Daha Kolo Abib Toure var. Bence böyle yapalım. Bunu da şöyle yapalım. Bence Inaki Williams, Oliver Watkins, 84 farkındalık, 88 farkındalık. Farkındalık önemli burada. Ee, bir Isaac gel, gel bakayım İsa. 86. Top sürmesi daha iyi. Ha, bir hızlı şey ama farkındalığı var. Kafa. Abi Watkins de kafa vuruyor ya. Yani beyler Watkins yani Şimdi kafayı da aslında hani İshak da bence vurur da. Bilemedim yani ne yapsam ki. Kaç boyunda İshak? 1.92. Tamam. Watkins'i ama telde de telde süper yedek var. Bu yançar ama bu yançar kafa vuramıyor. 80'li farkındalık. Bu da, bu da iyi lan. Bu da kötü fullemedik ki bunu. 88 top sürme falan verdik baksana. Allah Allah. Değişik değişik işler. Boğunumuz güzel. Boşluk kollayan. Ama düşük 83 farkındalık. Abi farkındalık 85 ve üstü olsun ya. Bir dakika. 85. 86. 88. Bu da kaç? 85. Yani bu bile olsa 85 ise tamam. Yani farkında. Abi hücumda farkında genel 85 olmalı. Gün Gündoğan var. Bu bölgede. Tamam olsun. Biraz ama hızlı yavaş bunun da. Hmm. Yani o bölgede pres yaptırmak için. Yede onu benim Valverde. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bir şey bir şey yapacağım. Çok fazla SF var abi. Ben bu kadar SF ye... bak. Anton Kiesa da süper yedek değil mi? Süper yedek. Sonbin de süper yedek değil mi? Tamam. Şimdi bunu bunu SF oynatacağım. Bunu GF oynatacağım. Yani yedekten oyunu aldığımı şu anda hayal ediyorum. Şimdi bir SF bir GF tamam. Arkadaşlar. Defans kısmında da bence tamam. Yani ben hani Bastoni mi Screen mı denesek bilmiyorum. 78-70 hızlanma. 78-72. Yani hani Screen yard, yani böyle bakalım arkadaşlar. Fiziksel temasta da daha iyi. Defansa da daha iyi. Şimdi ben diyorum ki iyi. Bastoni bence Bastoni'ne bir tane orta saha çekelim. Bence. Ama kimi çekeceğiz işte? Kimi çekeceğiz? O şanslı isim kim? Saul ile süper dedik bu arada arkadaşlar. Zaten başka isim yok. Bir de Rabiot var. <laughs> Zaten başka isim yok. Ha, Toşamen'in benim bunu fullleyip kullansam mı acaba ya? Benim Toşamelilerin sözleşmesi bitti sildim. Aa, Laimer çarı var. O da B gelmiş. Conrad Laimer. Kral, bunun hızı var işte. Tamam. Bu kralı fullleyeceğiz ve bunu kullanacağız. Tamam mı? Gençler, bu kralı bir fullleyelim mi ya? Bir fullleme videosu gelsin mi gençler? Gelsin lan. Gelsin abi. Bir fullleme videosu gelsin. Becera ee, uzmanlık aktarımı da bakayım. Var mı böyle aktarabileceğim bir oyuncu buna? Yok Rudiger'i vermem. Hernandez'i de vermem. O, o kartların daha şey aynı. Yani şu çarı vereyim ya. 20 günü kalmış zaten abi. Yapıştır. Oha 29'a kadar da full edi. Yapıştır abi. Çok güzel. Bir de üstüne bas abi. Zaten fullüz abicim ya. Bizde sıkıntı yok. Bizde seviye antrenmanı falan. Ya, <laughs> Bizde bunlar sıkıntı değil ya. 200'lü haneleri gördük zaten. Bunlar benim maden yatağı. Şimdi devam edelim gençler. İşte Potvil oynamanın Artıları. Oyuncu fulleme gereği duymuyorsunuz ama şu anda GP'li oyuncular iyi. Yani sıfırdan bir adam gelip GP'li oyuncu alıp fulllese fulller oynar abi çatır çatır ki oynuyorlar da zaten. Ya oynanana müsaade ediyor yani. Şimdi bir fullleyelim mi gençler? Konrad The Limer. Otomatik dağıt bakayım. 88 80 hızlanması var. Güzel. Şimdi bu çara savunma vermişler. Ver abi. Tamam. Yani pas kısmı işte. Biraz fazla geldi bana. Gerçi böyle Messi pas atamıyordu. Bu atar mı bilemem. Ama ben defansı yok defansı yükselteceğim ben. Aynı. Gençler oyun planı attığım zaman ikili mücadele 81. Defansif fandalık 81, agresiflik 90'a çıkacak bu arada. Yani. Böyle yapsam böyle de olur mesela. 82-80, 89-85. Bak bu da güzel olur ama bu 2 puan nereye kullanacağız? O zaman kıvraklığa vereceğiz gibi. Aynı. Hızlanmaya vereceğiz. Fiziksel temasa kaç vermişiz? Aa, fiziksel temasa vermişiz ki abi. Fiziksel temasa da vereceksin. Madem defans yapmak için kullanacaksın, vereceksin abi. Fiziksel temasa da vereceksin. Tamam ya, bence budur ya. Bunu bir deneyelim. Konrad Laimer. Top sürmeyi çok yapar mıyım ben bu yan çarla? Onu düşünüyorum. Ama orta saha da top tutması gerçi 75 oldu ya. Yani top ne kadar top tutacak ya? Top kontrolü 80'de kalsın ya, yani topu kontrol etsin ayağından açınca sinir olurum ben şimdi. Ee... Vay kral. 80 fiziksel temasa çıkıyor lan. Beyler böyle bir deneyeceğim. 30 Kasım'a kadar vaktimiz var zaten. Ücretsiz yapabiliyoruz. Yapıştır. Fiziğe bakar mısın o herifin? Fizik yem yeşil oldu lan. Ha artı 2 aldı şimdi şeyden. Bak güzel oldu ha. Bence budur abi. Konrad'lı Limer. Hatta. Ee, İlkan yerine ilk 11'de de başlatabiliriz. İkisi de 1.80 boyunda çünkü. Ranklılık hangisinin daha fazla ama ofansif falan daha iyiymiş. Defansif farkındalık. Kız konusunda tabii ki daha iyi. Tabii ki. Tamam lan Limer'le başlayacağım. Tamam abi. İkinci yarı falan alırız şeyi. Bal verdiğimiz var. Bu buyumuz var. Ama tam bir böyle bir şeyimiz yok. Defans. Neyse ya. Son kez bakayım da. İşte bir Toşamay'ı kalıyor. Toşamay'ı de bakarız ya eğer ya verim alamazsam bunu yükseltir bunu koyarım olmaz ama ben Laimer bence güzel oldu ya. İstediğim yapacak gibime geliyor. Ya kafamdakini yapacak gibime geliyor gençler. Bakarız duruma göre. Tamam. Şimdi nasıl oldu abi? Yedekler nasıl oldu? Bir bakalım mı? SF SF sağ açık. Onu attık o tarafa. Ee, tel de oynayabiliyor sağ açık. Sıkıntı yok. Tamam. Onu da yedekle... Yani şöyle ikisini sağ açık düşünebiliriz arkadaşlar. Şunlar forvet olabilir. Geriye gelen. Ben e, başlarken Mbappe'nin formu değişmez mi? Değişmez. Mbappe'le şöyle başlayacağım. Tamam mı? Başlarken. Ee... İsak bir dursun. Veya Lewandowski ile de başlayabiliriz. O da olabilir. Neyse Isak dursun ya. Değişik oynayayım bu hafta. Abi süperde Kieza son minimiz var. Griezmann da süper edek, değil mi? Çok iyi abi. 3 tane süper edek burada var. Bak. Ben sana söyleyeyim. Sol beki de yedekledik Robertson'la. Arkadaşlar. Burada da bir süper yedeğimiz var. Hiç sıkıntımız yok. Orta sahada şöyle yaptık. Tek sıkıntımız ben dost bölgesinde Marquinhos şişerse defansif yönü kuvvetli olan bir tane orta sahamız yok sadece. Yani Beken orada bana göz kırpıyor ama Ne yapacağız? Yani işte o var. Fabion'un ömür ömürce kartını mı alsak ya? Bir tane C olarak Fabio'nun ömürce kartını alayım mı? Ömürce kartını, ömürce. <laughs> Bak şöyle yapalım. Vallahi dur. Bu niye Bu niye böyle geliyor? Bu Jesus Mesus bir gelin de bir oynatalım abi. Robotkaya baksana abi. Defansa falan baksana sen Konrad Laimer diyorsun ama yani yan çarın çarı bu işte. Pas çar. Eyvallah. Konsepti bozmayalım. Bir tane hakkım var onu Fabio'dan yana kullanmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü Marquinhos'u e, yorulacağını düşünüyorum. Bunu da arkadaşlar ee, bir tane kimi yerine atalım? Inaki Williams'ın yerine atayım mı? SF, SF, SF. E bunlar da SF oynayabiliyor. Yani çok SF var. Yoksa Antoine'ı mı? Şimdi iki tane geriye gelen forvet olmaz arkadaşlar. Ya Colomani? 90 farkındalık. 98 hızlanması var. İki tane geriye gelen forvetimiz. Antoine'ı eleyeceğiz o zaman. Şut gücü kaç bunun? 83. Bitiricilik 88. Kral seni eliyorum ya. Seni eliyorum ya. Tamam böyle yapacağım. Yapacağım bir şey yok. Seni eliyorum abi. SF'de yani bunlar da SF oynuyor gençler. Hani çok fazla şey olacak çünkü. Baya e, SF, SF bir sürü SF alternatifimiz oldu. En azından stoper oynayabiliyor. İki tane stoper yedekmiş gibi düşünebilirsiniz. Veya bir orta saha bir stoper yedekmiş gibi düşünebilirsiniz. Gençler şimdi e, ilk 11 değişebilir. Ama şu andaki kurduğum ilk 11 bu. Belki şöyle de başlayabiliriz maça. Şu olayla da başlayabiliriz. O da olabilir bu arada. Lewandowski. Arkadaşlar. Bu da olabilir. Ama bunda da süper redek varmış. Bu olamaz. Ne çok süper redek varmış lan bende. Tamam ishak ishak. Tamam İsa. Şöyle başlarız ya. Aynı. Bence böyle başlayabiliriz. Ne diyorsunuz gençler? Güzel değil mi? Bence bu. Yedeklerde tamam. Bir Davis'le bir deneyelim abi ya. Değişik olsun. Sıkıldım aynı oyuncular oynamaktan. Valla bir ile oynayalım abi. Ne olacak ya? Limeer'le Davis'le Mevis'le bir oynayalım abi. Yedeklerde bence güzel. Bence güzel abi. Griezmann falan atarız. Sıkıntı yok tamam. Değişik olsun ya. Sıkıyor aynı oyuncularla oynamak sıkıyor. Değişik olsun. AB form o yüzden arkadaşlar bu konsepti biliyorsunuz yaptık. E, maksat oyundan keyif almak. İşte bire çıkıyor musun? Çıktık yani. Hani iki gün kastık çıktık abi. Bir de üstüne on maç yaptım. E yenilmedik de. E tamam oynayabiliyoruz yani ne yapalım. Şimdi bunlarla oynayalım. Mesele bu zaten tamam. Bir önceki kadromuz da güzeldi ama. Mbappeler falan filan. Bu Mbappe'de bu arada ben değişmez form diye aldım. Biliyorsunuz ama geçen hafta iki hafta önce hatırlarsanız Twitter'da da yazdım. iki kere üç kere D form geldi. E form geldi arkadaşlar. Yani onu öyle aldım ama e, e formda gelebiliyor yani. Neyse ki bir sürü SF yedeğimiz var. Sıkıntı yok. Bakalım böyle bir başlayalım. Belki değişir zaten. Maç videosu paylaştığım zaman zaten değişiklik olursa da size anlatırım niye değiştirdiğimi. Oradan da bilgi sahibi olursunuz. Tamam mı gençler? Kendinize iyi bakın. Görüşmek hoşça Hoşçakalın.